Motorcu abiden herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mario kardeşimizle birlikte Harley Davidson Iron 1200'ün yağını değiştireceğiz. Nasıl değiştirildiğini de sizlere de göstereceğiz. Şimdi Mario kardeşimiz, bu arada Hollandalı kendisi. Given Drive kardeşim, sen bir sakin. Şimdi bu motorun altı çok yere yakın olduğu için yağ değiştirmek için bize bir mekanizma yapacak. Mario, evet. Adam kaldırıyor yukarıya doğru. Bu normal araba için bir lift. Altına mekanizma koymak için biraz yükseltti. Bir önceki yağ değişim videosunu izlediyseniz, Kawasaki'nin yağ değişim videosunu izlediyseniz, Mario'nun ne kadar ciddi bir usta olduğunu, Hollanda'daki en ciddi ustalardan biri olduğunu görmüşsünüzdür. Şu anda altına o şeyi sokabildik. Çünkü normalde biraz yere yakın olduğu için girmiyordu. Adam profesyonel ya. Hangi yağları koyuyoruz? Şunları mı koyacağız? Göster bana. Bunlardan mı koyacağız? Red Bull sponsorluğunda. Kahvaltı işte, Hollandalı'nın kahvaltısı. Ne yapalım? Kraker, işte Red Bull. Burada Putoli'nin yağları var. Bana göndermişlerdi sağ olsunlar. Bunu göndermemişlerdi. Şu Racing için olanı göndermişlerdi. Şundan göndermişlerdi. Bunu da Given Drive kardeşimiz indirimde yakalamış. Gitmiş almış sağ olsun. Buradan babama selamlar. Babacığım. İmam filmini çok seyrederdin eskiden. Ama o adam herhalde Harley kullanmıyor. O ucuz bir şey kullanıyor. Olabilir. Kendisine buradan selamlar. Çünkü bu motora kendisi hasta. Öyle mi? Evet. Harley güzel. Şimdi iç sağlığını güzelleştireceğiz bu motorun. Bu arada şunu da göstereyim. Bu kimyasal. Şöyle bir kimyasal koymuştuk diğer motora da. Böyle bir kimyasal var. Bunu motorun yağını değiştirmeden önce koyup bir 10 dakika çalıştırdığınızda, zaten ayağımın altında da bir şişesi varmış. Çalıştırdığınızda, göstereyim de adam gibi, motorun yağını sıvılaştırıyor ve daha iyi akacak şekle getiriyor. Bu güzel bir şey. Ben bunu Hollanda'da gördüm. Türkiye'de böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Dur, diğer taraftan çekeyim. Tapayı. It's a Harley thing. Harley, everything is different. Harley Davidson her zaman farklı diyor. You got a small hose and then hope. I hope. Did you say hope? I said hope. There comes the oil. Plastik bir boru var. Görünmüyor sanırım. Plastik borudan size ışık yapacağım şimdi. Plastik borunun ucuna şeyi çıkardı. Aynen. Onun çıkardı. O da şu. Şu zımbırtı. Çıkardık. Şimdi yağ boşalıyor. Harley Davidson biraz farklı. Metal bir tapa yok. Senin bu var ya, bu kıskançlık sesleri bunlar. Motorun tankından ses geliyor yani. Sen o motorla nasıl ilgilenirsin diye. Onun yağını değiştiriyoruz. Benle ilgileniyorum. Bak, sese bak. Aha, ilgi veriyorum. Garip ya. Motorcu abi bey, Mario arkadaşımız soruyor ki, kesin mi diyor 3 litre? I don't know. I'm not sure. No? Maybe 5 litre later. Just going 8 liters. 8 liters and scoot. 8, better. 8,8 litre olsun. 8,8? Valla ben Google'da öyle okudum. Google'da kitapçığında falan orada bir site çıktı. Orada o kadar okudum. Yani bu yüzden arkadaşlar, motosikletinizin kitapçığını atmıyorsunuz kenarları köşelere ya da indiriyorsunuz online pdf'ini. Servisteki ustaya diyorsun ki bak bu kadar litre girecek içine. Yoksa usta diyor ki ha bunlar 5 litreydi ya deyip koyuyor ya, o olmuyor. Servis kitapçığında genellikle hangi tip yağ kullanmanız gerektiği de yazıyor. Bu da önemli bir bilgi. Adam bize ne çözüm yaptı ya, yere çok yakın diye. Araba şeyine koydu, kaldırdı liftine. Herkes araba lifti bulamaz yani, o da ayrı bir konu. Takozlarla falan halletmek lazım. Ön tekerin altına bunlardan koysan bile olur aslında. Kirli yağ, daha az yağ çıktı. Yes, other side best, better. For you? For you. No, no, for you, because you can reach easily. No, but I can. Yes. Buradan daha kolay erişiliyor çünkü motor diğer tarafa yatık. O yüzden önce yağ tapasını kapatacağız, sonra yağ filtresini değiştireceğiz. Sonra da yağ geri koyacağız. Mario, do you know Turkish something? Yeah, I know the word, but word? YouTube ain't gonna like the word I know. you can say. I can censure, bro. No censure. Mana.
Evet, Mario Türkçe biliyormuş ama bazı küfürleri biliyormuş bence. Dediğine göre anlamışsınızdır muhtemelen. Yağ filtresi şurada. Biraz zor çıkacak. Belki alet kullanacağız. Ayı gibi sıkıştırmışlar değil mi Mario'ya? Mario'cum koy kafamıza bir şey ya. Çüş. Oha. 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 Çüş. Evet, filtrenin oradan da yağ çıkıyor ama motorun anasını belliyormuş ya. Her yer yağ oldu baksana. Marş motoru mu ne? O metal parçalar hep yağ oldu. Who's out that anders moet gaan dan? Bakar mısın? Normal heb je een soort tool tang die er, ja, een tool die er overheen gaat en yeah. Dan draai je hem gewoon los. Aynen. Alleen ama... die heb ik niet, dus ik moet even. Maar nee, ja, maar dit... hij gaat toch altijd dan. Ja. Ama bu yağ bu buraya gelmesi ne kadar kötü, çirkin bir şeymiş ya. Burayı temizleyeceğim falan şimdi. Bence Litvanya'da bu filtreyi söküp temizleyip takıyorlardır. Mario kardeşimiz titiz ya. Oraya yağ girmesi lazım normal şartlarda. Parmak girmesi. Evet, titiz ya Mario kardeşimiz. Bundan sonra Mario ya. Bundan sonra Mario is my best friend in the Netherlands. Aa, satıcıya bak. Aa. Tabii oğlum, burada bizde böyle. Evet arkadaşlar. Anında satış. Motorcu abinin suratını gösteriyorum. hemen. Ne? Askin var? Aşkım. Adam Türkçe biliyor ya. Bize numara yapıyor ya. Bunun bizden Türk adam. Mario is best motor in the Netherlands. Yeah, but I'm getting paid like the worst. So. What? Diyor, niye para vermiyorsun şerefsiz diyor. Bana para ver diyor. Mario is not gratis. Hayır, hayır, hayır. What? Vrienden dienst. Given drive. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Hollandalı arkadaşımız para istemiyor ama biz ona seve seve veriyoruz. Ne veriyorsunuz? Para. Evet. Miktarını söylemeyeyim çünkü normalde beleşe yapıyor ama... We love beleş. Nerede beleş? Oraya yerleş. Yes. Mario, can you repeat after me, please? Bedava sirke, baldan tatlıdır. It's a complete sentence. Wait, yes. Bedava sirke. Bedava. Sirke. Sirke. Baldan. Baldan. Tatlıdır. Tatlıdır. Yes. And now at once? No, I can't. Gratis azijn is lekkerder dan honing. Snap je? Senin de Türkçen bayağı güzelmiş ha. Etkilendim. Benim mi? Benim mi Türkçem? Evet. Türkçe ana dilimizde birazcık onu da iyi kullanalım yani. İngilizcemiz hani Tarzanca tamam anladık da Hollandacamız zaten Afrikan. My Dutch skill is like Afrikaans. But your Turkish skill is very academic. Again, hand tied. English skill is like Tarzanian. No, your English is getting very good. Like first time? Do you remember first time? Yeah, first time in Netherlands? Yeah. You spoke like... İlk geldiğimde hiç konuşamıyordum İngilizce. Geldim burada biraz pratik yapma şansım oldu ama şimdi biraz daha konuşuyor. Ama ilk geldiğimde Mario ile anlaşamamıştık. Seviyor yarım sıkmayı bence Mario. Burası çizilmiş lan. Lan bu ne lan? Niye gösteriyorum videoda oralar? Hep çizilmiş motorum. Start. Oğlum bayağı yok lan içinde. Niye start yapıyor motoru? Psycho musun? Bak suikast yağ bana atıyor. İstersen biraz çalıştır yağsız. Bakalım ne oluyor. I think better without oil. You got no friction. Yani yağsız çalıştırırsan daha iyi çalışır diyoruz ama inanmıyor ya. lan. İn de artık motordan işimizi yapalım. Given drive ya. Adamı deli etme ya. Evet. Nasıl açıldığını da gösterir misin bize? Böyle basıyoruz. Sonra da çeviriyoruz. Evet. Çıkıyor. Şöyle. Ve adamlar diyor ki, Harley Davidson kendisi diyor ki motoru yağını sıcakken bakın diyor. How many liter you will in put in? They say 2.6. So I will put in 2.6. And we'll see. 2.7 litre. Pardon, 2.6 litre koyacak. 6 demi. 6 demi, tamam. 6 demi.
2.6 litreye dolduruyoruz şimdi motor arkadaşlar. İlginç sesler çıkarıyor Mario. Sound not good. Siz, sen de az değilsin he, var ya. Ya ben de ook niet weinig. Şu anda motorun iç sağlığı düzeliyor. Bir rahatlama var mı given drive? Benim de iç sağlığım kötüleşiyor. Niye? Sebep? Para gidiyor. Sıkkım içiyoruz diye. Kling kling paralar gidiyor. Yok yok. Bu kaç para ki? Ya kaç para ki? 150-200 euro ya. Ne ki? Ulan 200 euro dediğin Türkiye'de 2000 lira lan. Asgari ücret anasını satayım neredeyse. O zaman Türkiye'ye mi taşınsa? Taşın da buradaki maaşı nasıl oraya ne yapacaksın ne edeceksin? Burada domatesin kilosu 4 euro. Orada ne kadar? Orada 4 liradır yani. Ha, tamam o zaman. Bu konuyu kapatalım. Bakıyor kafa sallıyorsa tamam bu iş olmuştur. Hmm, yes. Serious. Very serious. Yes, so yeah. Close. Yeah. The oil chamber. Oha. Oha lan. Abi. Hı? Abi ne diyorsun? Okay, then start. Yeah, you can start, yeah. Man. Of course, you can try, you man. Need to check the oil light, yeah. in this one. Yes, you have to start it first. Start it and then yağ lambası yanıyor. And then just 2-3 seconds it will stay on. Evet, 2-3 saniye yağ lambası yanacak. Ondan sonra sönmezse sıkıntı var. Was it? Let's start. Read, bro. Yes. Motor ışığı yanıyor. Demek ki sana bir küçük bir sürpriz var serviste sanırım. Şimdi bana soracaksınız motor ışığı niye yarıyor? İstersen al kameramı. Şurada bir sensör var. Göster onu bize. Şurada. Hadi onu bize göster. Ben içine kabloyu kesmişlerdi. Nerede o kablo? Evet, şu motorun ısısını ölçüyor. Evet. Bu normalde buranın içine giriyor. Şuranın içine, şu motorun tam arasına. Parçayı sipariş verdim Harley Davidson dealer'ından. Hı hı. 100 euro. Onu oraya takacağız. Yani ısı sensörüyle aynen. Alakalı yani aynen. O ışık. Burada var, ön tarafta yok. Peki ne kadar o parça? 95 euro. 95 euro. Takması da Harley dealer, Türkçesi ne ya dealer? Bayisi. Bayi, he. Saat ücreti 95 euro. Saat ücreti 95 euro mu? Gerçekten. Oğlum ne lan o? Ben de götüreceğim ki... benim Harley Davidson'ı. Ben o zaman götürmeyeyim. Ben yani. Sana ne dedim? Sen bana ne dedin? Ne dedin sen bana? Ben lanet olasın. Evet arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Harley canavar gibi oldu gördüğünüz gibi. Kanalıma abone olup Instagram'da da beni, Facebook'ta da beni takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.